kaymakamımız namaz kılmıyor, rakı içiyordu. Öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz? Bu sözü söyleyenler de namazsız hem de eşkıya idiler. Siz bu milletin reisi, cumhuruyseniz böyle olmanız lazım. Siz bu milletin milletvekiliyseniz böyle olmanız lazım. Siz bu milletin düzey yöneticisiyseniz böyle davranmanız lazım. Yani kendisine değil, yöneticilere hitaben nasıl olmaları gerektiğine dair. Bu çok önemli bir husustur. Siz alem-i İslam'ın temsilcisi olarak, bütün şehitlerin, bütün evliyaullahın, gazilerin temsilcisi olarak buradaysanız, sizin öncelikle namaz konusunda ihmaliniz affedecek bir şey değil. İnsanlar kafile kafile, hani benden bir şehit olacağız diye yola çıksa, oradakiler altına yapar. Ama baş yok, organizasyon yok. Allah rahmet eylesin. Mustafa Hazretleri çok büyük bir insanmış ya. Onları okuyunca insan görüyor ya, ne önemli hususları dile getirdi. Mustafa abi buyurun, kusura bakma dayanamadım ya. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi geçen hafta şöyle bir girizgah yaptık. Üstad Hazretleri'nin 1922'de 1. Millet Meclisi'ne gittiği zaman oradaki bir milletvekillerine konuşması olmuş. Bir beyannamesi. Onu inşallah geçen hafta hafifçe girizgah yaptık. Bugün okuyacağız. 1339 tarihinde, yani 1922 miladi, Meclis-i Mebusan'a hitaben yazdığım bir hutbenin suretidir. Üstad Hazretleri esaretten dönüyor, İstanbul'da takılıyor. İstanbul'da hem kendisine büyük bir görev verilmiş Darül Hikmet-i İslamiye'de ağza, hem de İstanbul o zaman sıkıntılı, zaman zaman İngiliz işgali yaşamış. Onlara karşı daha tehlikeli gördüğüm için burada mücadele ediyorum demiş. Fakat Ankara'daki meclisten onu defalarca davet etmişler. O ısrar üzerine Ankara'ya gidiyor. Gittiğinde biraz böyle rahatsız olduğu hususlar oluyor. Onlara da içine alacak şekilde, tabiri caizse milletvekillerine ve o milletvekilleriyle Anadolu'dan düşmanı silip süpürüp atan kahramanlara hitaben onları uyaran, onlara dikkat çeken, onların dikkatini çeken, onların bundan sonra nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlatan bir beyanname diyelim. Ama hakikaten bugün de yani mecliste okunsa, anlatılsa yeridir. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kânet alal mu'minine kitaben mevkuta. Ey mücahidin-i İslam! Ey ehli hallu akit! Bu fakirin bir meselede 10 sözünü, birkaç nasihatini dinlemenizi rica ediyorum. Evvela, yani birincisi, şu muzafferiyetteki harikulade nimet ilahiye bir şükran ister ki devam etsin, ziyade olsun. Yoksa nimet şükrü görmezse gider. Nedir o nimet? Bağımsızlık, hürriyet. Madem ki Kur'an'ı Allah'ın tevfikiyle düşmanın hücumundan kurtardınız, Kur'an'ın en sarih ve en katli emri olan salat gibi feraizi imtisal etmeniz lazımdır. Ta onun feyzi böyle harika bir surette üstünüzde tevali ve devam etsin. Birinci maddeyle ilgili hocalarımızdan geçen hafta tartışılmıştı gerçi. Yorum, katkı varsa alalım. Fariz abi. Buyurun efendim. Şimdi bu metni kendi bütünlüğü içinde müstakil bir okumanın konusu yapmak pekala mümkün. Gerçekten müstesna bir metin. Yani 10 maddelik bütün temel esasları adeta bir manifesto gibi içinde taşıyor. Fakat bunu ne zaman yazıyor? 1339 tarihinde diyor. Yani 1923'ün ilk aylarında. En erken yazılabileceği tarih. Fakat üstad bunu yazmadan önce 1338'de, yani 2022'nin sonlarına doğru Ankara'ya gittiğini söylüyor. Orada çağrıldığını ve Mustafa Kemal'in ifadesiyle kendisine ihtiyaç duyduklarını ifade eden bir karşılama sempatisiyle karşılaşıyor. Orada ilk vardığı zaman başlayan yeni dönemin bazı hususiyetlerini ve ipuçlarını, şifrelerini görmeye başlıyor. Ne diyor? 23. Lema'da Tabiat Risalesi'ne başlarken, 1338'de Ankara'ya gittim. İslam ordusunun Yunan'a galebesinden neşe alan, ehli imanın kuvvetli efkarı içinde gayet müthiş bir zındıka fikri içine girmek ve bozmak, zehirlendirmek için destesane çalıştığını gördüm. Eyvah dedim, bu ejderha imanın erkanına ilişecek. O vakit şu ayet-i kerime bedahet derecesinde
vücut ve vahdaniyeti ifham ettiği cihetle ondan istimdad edip o zındıkanın başını dağıtacak derecede Kur'an Hakim'den alınan kuvvetli bir bürhanı Arabi Risale'de yazdım diyor. Yani diyeceğiz ki Mustafa 1922'nin sonlarında geldiği zaman bir değişim rüzgarını esmekli olduğunu ve hakikaten geleneklerin, inançların, yani doğal toplum yapısının kökten bir değişime maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu görüyor. Ondan sonra 1923'ün başlarında olması lazım. Ocak veya Şubat, bu okuduğumuz 1339 tarihli metnin Nisan'da, 1920 Nisan'da Ankara'dan ayrıldığına göre birkaç ay önce yazmış olması lazım. O arada o diyalogları yaşanıyor. Mustafa Kemal'le meclisteki hayat devri kıtlamazlığı noktasında. Onun için burada bu metubu 23'ün başlarında yazdığını şey yapıyorum. Farklı bir görüş varsa onu da dinlemek isterim gerçekten. Bu metni, 10 maddelik metni böyle bir manifesto gibi hukuki, sosyal, kültürel, tarihi bütün boyutlarıyla ihata eden gerçekten çok mükemmel bir çerçeve içinde yazılmış. Bu gözle okursak sanıyorum daha iyi anlama imkanı oluruz diye bir açıklama ihtiyacını duydum. Teşekkür ederiz Mustafa abi. Evet. Barış Hocam dedi, bahane hayırdır inşallah. Üstadım o zaman bu şeyi okuduktan sonra hutbeyi mescit, küçük bir mescit varmış. Eski bir meclis tabii şu andaki müzeler kullanıyor. Orada namaza gelmişler. Yani milletvekilleri, mebuslar. Hatta orası almaz olmuş. Şimdi hamdolsun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sanıyorum en az bir 200-250 kişi namaz kılıyor. Üstadın o zamanki duası bugün için kabul olmuş gibi düşünebilir. Evet, teşekkür ederiz hocam. Devam etmek istiyorum çünkü zaten geçen hafta da üzerinde durulmuştu. Bir iki cümle. Buyurun hocam, buyurun. Şimdi hakikaten bu Safa abinin dikkat çektiği husus benim de geçen haftadan da mutlaka öncesinde nazar almamız gereken bir husus olarak zihninde canlanmıştı. Malumunuz üstadım bir de Osmanlı Meclisi'ne de mebusana hitap diye İstanbul'a geldiğinde meşrutiyette makaleleri var, hitabesi var. Orada da Osmanlı çapında benzer manifesto var ya, Osmanlı'yı nasıl sağlamlaştırırız, benzer bir formatta tavsiyelerde bulunuyor. Uzunca yine cami bir hitap. Daha sonra malumunuz birinci meclis zaten Osmanlı mebusanından Anadolu'ya milli mücadele için geçebilenlerin oluşturduğu heyeti temsili, akabinde birinci meclis. Onlara bakın, yeni bir devlet kuruyorsunuz. Osmanlı'yı koruyamadık, yeni kuracağınız devlette. O zaman daha dar coğrafyaya göre üstad, daha muhataplarının anlayacağı tecrübelerine uygun şekilde yeni devletin temellerinin neler olması gerektiği, şair esaslı, namaz esaslı bu coğrafyada bir devam mümkün olduğunu, İslam-ı münasiple tam bir hakikaten devlet felsefesi, kuruluş felsefesi mahiyetinde veriyor. Her maddeye o kompozisyon içinde bakmak, Safa'nın dikkat çektiği gibi çok çok önemli ve günümüzdeki meseleleri değerlendirirken de bu tavsiyeler neresindeyiz, o açıdan dikkat etmek lazım. Çünkü işin merkezinde hep o şaire olan soğukluğu, yıkımı hissettiği için namazla giriyor ve çoğumuz işte namaza dair beyanname gibi alıyoruz. Tabii ki İslam medeniyeti namaz merkezli bir medeniyettir. Zaten şehirlerimizde namazın mekanı olan cami merkezlidir. Tüm mahallelerde önce cami yapılır, caminin etrafında caminin adını alır mahalleler. Sistem böyle olduğu için namaz ön plana çıkıyor ama bütün bir yeni kurulan devletin esaslarının, orada da söylüyor zaten, temel taşları sağlam gerek diyerek bütün mebuslar, hayat meseleleri çözüp bağlayacak olan yöneticiler demek. Aynısı bu Osmanlı Meclisi'ne de üstad meşrutiyette söylemiş. Bunları hatta beraberce belki düşünerek günümüz problemlerine ölçüler çıkarmak çok çok isabetli, faydalı olur. Onu tekrardan hatırlatayım istedim. Sağ olun. Evet, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdi bir de üstad burada bir Müslüman aliminin siyasete ilişkin tavırları nasıl olur onu ortaya koymuş. Evet. Beni işte vekil seçin, beni başbakan seçin, beni reis cumhur seçin değil. Siz bu milletin reisi cumhuruyseniz böyle olmanız lazım. Siz bu milletin milletvekiliyseniz böyle olmanız lazım. Siz bu milletin düzey yöneticisiyseniz böyle davranmanız lazım. Yani kendisine değil, millete hitaben. Ondan sonra o yöneticilere hitaben nasıl olmaları gerektiğine dair. Bu çok önemli bir husustur. Yani
mesela üstad gibi yeni kurulan devletin meclisinden olan ısrarlı davetle bulunduğu zaman gittiğinde kendisini oranın başkanı gibi görmüşler. Onun için de sıkıntı olmuş. Ama üstad öyle görmüyor. Bu çok önemli bir ayrıntı sanıyorum. Bunu hep zaten bu manifestonun başından sonuna kadar bunu görüyor. Tekrar devam edelim. Ey mücahidini İslam, ey ehli hallu akit, bu fakirin bir meselede 10 sözünü birkaç nasihatını dinlemenizi rica ediyorum. Evvela şu muzafferiyetteki harikulade nimet ilahiye bir şükran ister ki devam etsin. Ziyade olsun. Yoksa nimet şükrü görmezse gider. Bu Kur'an'ı bir tabir. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayetin de şeyi. Madem ki Kur'an'ı Allah'ın tevfikiyle bakın. Hep nazarı dikkati Allah'a veriyor. Orada işte filan komutanın, filan şahsın işte kurtarmasıyla falan filan değil. Madem ki Kur'an'ı Allah'ın tevfikiyle düşmanın hücumundan kurtardınız. Kur'an'ın en sarih ve en katli emri olan salat gibi feraizi imtisal etmeniz lazımdır. Ta onun feyzi böyle harika bir surette üstünüzde tevali ve devam etsin. Saniyen, alemi İslam'ı mesrur ettiniz. Muhabbet ve teveccühünü kazandınız. Lakin o teveccüh ve muhabbetin idamesi, yani alemi İslam'ın size karşı olan o muhabbeti, teveccühü devam etmesi, şair-i İslamiye'yi iltizamla olur. Zira Müslümanlar İslamiyet hesabına sizi severler. Burada bir tabir geçti. Şair-i İslamiye. Onu iltizam etmek, onu ihya etmek, onun gölgesinde yaşamak. Ne demek burada? Şair-i İslamiye ne demek? Acaba hocalarımızdan birer yorum. İlyas Hocam buradasınız. Hoş geldiniz. Buyurun. Halis abi, buradaki sırama da dikkat çekecek. Şimdi birinci maddede üstad namazın Kur'an nazarındaki yerine dikkat çekti. Kur'an'ın en mühim, en kat'i emirlerinden birisi olduğunu söyledi. Ve Kur'an'ı düşmanın hücumundan kurtardınız. Kur'an'ın en kesin, kat'i emri olan namazı da imsal etmek lazımdır ki Kur'an'ın feyzi devam etsin diyerek de itibatlandırdı birinci maddede. Şimdi ikinci maddede insan merak ediyor ikinci madde neyi söyleyecek diye. Bu sıra çok dikkat çekici değil şimdi o. İkinci sıra direkt Şair-i İslamiye intikal etti. Neden? Şair-i İslamiye hani en kaba haliyle İslam'ın sembolleri, İslam'ı hatırlatan simgeler deyip geçiyoruz ya. Şimdi bunların önemli bir kısmı namaz etrafında gerçekleşiyor. Cami Şair-i İslamiye'dir. İslam'ın şiarıdır. İslam'ı hatırlatır, namazı hatırlatır, Kur'an'ı hatırlatır, ibadeti hatırlatır, Allah'ı hatırlatır sonuçta. Mescid veya cami. Peki başkan, ezan. Ezan en önemli Şair-i İslamiye'dendir. Tamam namazı çağırır, vaktin geldiğini bildiriyor ama biz şimdi saatte bu iş hallederiz diyebilir miyiz? Tevhidin ilanı var Şair-i İslamiye. O tekbir, ondan sonra tevhid, Resulullah'ın risaleti, namazın bir kurtuluş vesilesi olduğunu ilan edilmesi lazım. Tabiriz insanlara ve ruhanilere diye. Dolayısıyla ezan Şair-i İslamiye. Şimdi uzatmayacağım. Bütün bu Şair-i İslamiye'nin tabiri caizse merkezinde şey var. Namaz ibadeti var. Şimdi abdest almak. Yani uzatmayacağım da abdest almak da şairdir. Birisi elini yıkıyor. Ayağını yıkıyorsun ya. Tuhaf gelebilir insanlara. Ama şair belli ki bu özel bir ibadete hazırlanıyor. Dolayısıyla üstad hemen ikinci sıradan bu hitabede şaire getirdiği namazın İslam'ın en önemli şairi, en önemli namaz İslam'ı hatırlatan insanlara, Allah'ı hatırlatan, Kur'an'ı hatırlatan bir hakikat olduğuna dikkat çekti. Şimdi burada şu cümlene de dikkat çekici Halis abi. Alem İslam'ı mesrur ettiniz diyor. Şimdi ya. Olay Anadolu'daki Müslümanlara sınırlı değil. Ya alem İslam var. Bir tarafta Balkanlar var, bir tarafta Uzak Doğu'da Malezya'sı, Endonezya'sı var. Malum en büyük İslam ülkesi Endonezya. 200 milyona fazla nüfusu var. Hint alt kıtası Müslümanları var. Pakistan'ı var. Bugün Birleşik Devleti bilmiyorum bu ayrıntıyı. Bangladeş'i var. Ondan sonra Hindistan'ı var vesaire. Dolayısıyla bütün bunlar Kurtuluş Savaşı dolayısıyla Allah'ın ihsan ettiği o nimet karşısında memnun oldular mı? Oldular. Ne adına memnun oldular? İslam namına memnun oldular. Onu söylüyoruz. Alem İslam mesul ettiniz, muhabbet ve teveccühünü kazandınız. Peki kazanın sonu olacak. O teveccüh muhabbetin devamı, idamesi, şair-i İslam'ı iltizam olur. İslam'ın temel hatırlatıcılarına, temel sembollerine, simgelerine, alametlerine riayet olur. Zira Müslümanlar İslamiyet hesabını severler diyerek şaire dikkat çekiyor. Namaz ve namaz etrafındaki bütün uygulamaların İslam'ın şairi olduğuna dikkat çekiyor. İkinci sırada bunun altını çiziyor ve bunun alem-i İslam'ın da teveccühünün devamının şartı olduğunu belirtiyor. Allah razı olsun. Ülemizden.
Farid Hocam, burada üstadın da o yıllarda şaire dikkat çekmesi çok orijinal bir yaklaşım. İlyas Bey Hocam da ifade ettiler. Özellikle o zamanki Büyük Millet Meclisi'nde, 1. Meclis'te mebusların %80-90'ı alimler, ulemalar, sarıklı, cübbeli, sakallı insanlar. Bunlar aynı zamanda şair-i İslamiye'nin her biri bir temsilcisi. Yani Mehmet Bey Efendi, büyük müfessir, Hamdi Yazır gibi bütün ulema orada mevcut. Yani onlar aynı zamanda o meclis İslam aleminin bir meclisi şeklinde görüyorlar. Yani İslam aleminin bir meclisi hükmünde olmasının alameti işte اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُنَ السَّلَاةِ İman ve namaz. Namaz konusunda orada üstad bakmış ki namaza gelen azalmış. Yani siz alemi İslam'ın temsilcisi olarak bütün şehitlerin, bütün evliyaullahın, gazilerin temsilcisi olarak buradaysanız sizin öncelikle namaz konusunda ihmaliniz affedecek bir şey değil. Namazı öne çıkarması ve kurulan meclisin sadece bulundukları şehirleri, illeri temsil etmiyor. Aynı zamanda İslam alemini temsil ediyor. Yani hilafet kaldırılmamış. Hilafet meclisin şahs-ı manevisine intikal etmiş. Bu meclis aynı zamanda hilafetin de bir temsilcisi. Hilafet de başlı başına bir şair, İslam'ın sembolü. O açıdan tabii şairin içerisinde Ramazan da var, Cuma namazı da var, Kurban da var. Aklımıza gelecek bütün cami var, minare var, hepsi var. Ama üstadın burada namaz konusunda ısrar etmesi, şimdi namaz olmasa bir şey olmaz. Namaz olmasa imandan sonra namaz geliyor. Namaz olmasa bir şey olmaz ve üstadın namaz konusunda ısrar etmesi gelecek ya daha sonraki 23'te bir mecliste neredeyse herhalde bir tane namaz kılan yok. Demek ki üstadın biraz basireti, feraseti de gelecekle ilgili yapacak bir takım hataların, kusurların, yanlışların da önceden tedbirini alıyor diye düşünmek lazım. Tamam, teşekkür ederiz. Biraz birkaç cümle ilave edebilir miyim? Buyurun Muhammed Hocam, buyurun. Evet. Şimdi hakikaten az önce Fox Hocam da dikkat çekti. Bir de şöyle 100. yılını kutluyoruz Lozan'ın, malum sürecin 100 sene bir tarihçesi var önümüzde. Şimdi yeni devlet kurulurken Bediüzzaman'ın devlet kuracak olanlara tavsiyeleri, öncelikleri, işte onun zıddına çalışanların tam onu söylediklerinin tersini yaparak tahribi en üst düzeyde gerçekleştirmesi. Bunu düşününce iki tarafın ne kadar hassas çalıştığını anlıyoruz. Şimdi Kur'an'ı kurtardınız diyor. Şimdi ilk hedef Kur'an'ı Müslümanların elinden almak. İşte o şeyden sonra. Burada şair konusu geçti. Şairle ilgili Fahreddin Razi Allah'a kulluk işareti taşıyan her şeyin diyor. Şair içine girer diyor. Yani ibadetle sınırlı değil diye. Bu durumda farklı şeylerle beraber kaynaklarla en büyük dört şiar olarak Kur'an, Kabe, Peygamber ve namaz sayılıyor. Bunlara saygı Allah'a, saygısızlık Allah'a racidir şeklinde yorumlanıyor. Yani Kur'an, Kabe, Peygamber, namaz. Yani şimdi Kabe'yi kitaplarda işte tavlazarı şeklinde bir yapıdır filan diye ya da malum işte Peygamberimizle ilgili, Kur'an'la ilgili, namazla ilgili tutumu düşünürseniz dört büyük şaire nasıl köklü adeta yeryüzünden silmek istercesine bir siyasi hücumun yapıldığı malum. Bu şairin hatırlatılması bu manada çok isabetli. Biz de şimdi yiğit düştüğü yerden kalkar, bu tahribatı tamir etmek isteyenlerin de aynı usulden önceliklerine dikkat etmesi lazım. Bu açıdan da okuduğumuz şeyleri, tavsiyeleri, prensipleri nazara almakta fayda var diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Doktor Şaban Bey, buyurun. Merhaba. Efendim, burada Üstad Hazretleri'nin bu irade ettiği hutbenin temel taşını zannediyorum o birincisinde evvela diye bahsettiği alanda bu kısımda ifade ediyor. Şu muzafferiyetteki harikulade nimet-i ilahiye, burası işin zannediyorum temeli. Arkasından gelecek bir şükran istemesi, bu şükranın en güzel tarzının işte namaz olması, şair olması vesaire, bundan sonraki bütün sıralamaların bağlanacağı bir nokta var, bir his ve bir durum var ki o kazandığınız ve kazandırdığınız Kur'an'ı ve İslam alemine ettiğiniz bu muzafferiyet ve hizmetlerin temelindeki o muzafferiyet bir nimet-i ilahiyedir. Yani bu kazanılan şeyin beşeri bir güçle, kuvvetle kendinizi alarak enaniyet ve gururunuzu yükseltmekten çok
ilahi bir medibe, ilahi bir lütuf olduğuna dikkati çekmek suretiyle bu Cenab-ı Hak'la olan manevi lütufla olan bağlantısını bu birinci evvela şıkkında bağladıktan sonra geri kalanı zaten böyle bir akıcı su gibi bunu gerektiren bu hali. Madem ki Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti ilahiyesidir, elbette ona bağlı olarak onun razı olduğu her şeyi yapmayı en baştan evet, doktor bey dondu. Razı olmak üzere, sonra şahit olmak üzere, son şey ne var? Şuradaki ilk cümlenin yarısında bahsediyorum. Şu muzaffeliyetteki harikulade nimeti ilahiyle. Madem ki nimeti ilahiyedir, siz de onun rızasını kazanacak her şeyi en baştan namaz ve şair olmak üzere yapma vazifenizdir diye bir hatırlatma. Öyle bir temel taşı koyuyor ki, öyle bir cevher koyuyor ki bundan sonra sıralayacağı bütün teklifleri, ifadeleri içinde bulunduran ve yönlendiren bu cümlecik gibi geliyor. Bunu ifade ediyorum. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Avni Bey, Almanya'dan Avni Bey buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun sesinizi açın. Abiler ben bir sorum var. 1335 rüyada bir hitabe. Üstad'dan, Üstad'ın Ankara'ya gitmeden önce yazıldıysa şöyle anlıyorum ben onu. Bir İslam ümmetinin bir röntgenini çekiyor Üstad orada. Orada da namazdan bahsediyor. Feraizlerin terk edilmesinden. Yani Üstad burada eğer daha evvel olduysa bunu işte en yüksek meclise sunum yapıyor. Yani bizim zaaflarımızın, kaybedilişimizin, bir medeniyetin yıkılışını anlatıyor. Ben öyle anlıyorum acanı. Abi 1918 Eylül'ünde Üstad onu Esaret'ten geliyor. Rüyada bir hitabı 1918 Eylül'ünde. Burası 1922. Yani Ankara'daki Üstad'ın bu hitabesi. Arada bir 4 sene var. Evet. 1923 hocam. 1339. Ha, doğru. Evet. Evet. Yani İstanbul'da bulunduğu sırada İstanbul'un işgal denemeleri falan olunca İngilizler tarafından Üstad Hazretleri ferasetiyle tabii onu görüyor. O manevi şeyler içerisinde ne diyelim medcezir içerisinde aslında o rüyada bir hitabeyi yazıyor. Onu görüyor yani. Onu görüyor. Onun etkisiyle yazıyor. Peki Hasan Karasan kardeşimiz Köln'den buyurun. Bugün Almanya maşallah ya atakta. Maalesef abi benim daha çok dikkatimi çeken Üstad'ın metodu, üslubu. Psikolojide bu tedavi yöntemlerinde sandwich metot var. Bakın dikkat ederseniz bir cümlede önce böyle onların yaptığı kahramanlıkları söylüyor. Araya da hemen mesaj sıkıştırıyor. Tekrar kahramanlıkları say. Yani metot da çok güzel Üstad'ın. Yani ilmi bir metot yeni olarak. Doğru. Tedavi. Doğru. Bu kadar. Doğru. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Devam ediyoruz. Salisen bu alemde Evliyaullah hükmünde olan gazi ve şühedalara kumandanlık ettiniz. Olur. Üç türlü olmuyor. Kur'an'ın evamiri katiyesine imtisal etmekle öteki alemde de o nurani güruha refik olmaya çalışmak sizin gibi himmetlilerin şeyinidir. Yoksa burada kumandan iken orada bir neferden istimdadı nur etmeye mustar kalacaksınız. Bu dünyayı deniye, dünyayı da tarif ediyor. Bu dünyayı yani aşağılık dünya, alçak dünya, şan ve şerefiyle öyle bir meta değil ki sizin gibi insanları işba etsin, tatmin etsin, doyursun ve maksudu bizzat olsun. Üçüncü madde ile ilgili hocalarımızın yorumları, katkıları olur mu acaba? İlyas Hocam? Halis abi, burada tabii çok ilginç yine göndermeler var. İlk cümleden ben şuna intikal ettim. Yukarıda dedi ki, madem ki Kur'an'ı Allah'ın tevfikiyle düşmanın hücumundan kurtardınız diye başladı. Şimdi düşmanın hücumundan Kur'an'ı kurtarmaya çalışırken ölenler veya burada mücadele edip kalanlar Evliyaullah olur mu? İşte Evliyaullah olur. Niye? Kur'an Allah'ın kelamı. Allah'ın kelamının hıfzı için, muhafazası için, düşmanın hücumundan kurtulması için çalışıyorlarsa insanlar, evet onlar Evliyaullah hükmündedir. O dikkatimi çekti. Madem onlar Evliyaullah hükmündedir, siz de bunlara kumandanlık yaptınız, öncülük yaptınız, rehberlik yaptınız. Tamam. Peki, Kur'an'ın en önemli emirlerinden birisi namazdır. Namaza eğer imtisal etmezseniz ne olur? O takdirde ahirette siz kumandanlık yaptığınız bu insanlardan medet dilemeye tabiri caizse mecbur kalırsınız. Halbuki böyle bir durum sizin gibi âli himmetlilerin şehrine uygun değildir diyerek işte buradan hem onların himmetlerine
dikkat çekiyor. Hem madem kumandanlık yaptınız bu insanlara, ahirette de siz tabiri caizse bunun geliyor, ahirette de manevi kumandan olarak eğer haşrolmak ve bu makamı elde etmek istiyorsanız namazı imsal etmeniz lazım. Kur'an'ın en önemli farzını yerine getirmeniz lazım diye dikkat çekiyor. Bu son cümlede siz onu Allah razı olsun dünyayı tarif ediyor dediniz ya Faris abi. Bu dünyayı deniye, açak dünya. Kendisine bakan öyle diyor ya usta. Dünyanın üç veçi var derken. Esma-i İlahi'ye bakan öyle değil. Ahiretin mezrası olması cihetle değil. Ya nefsin meabagahına bakan yönüyle. Deniye olan dünya şan ve şerefiyle böyle bir meta değil ki sizin gibi insanı işva etsin, doyursun, tatmin etsin, maksud bizzat olsun diyerek burada şunu atış yapıyor diye düşündüm Faris abi. Hani Hazreti Yusuf'tan bahsederken Üstad Hazretleri diyor ya, Hazreti Yusuf'un başına şu olaylar geçtiği zindan atıldı, kuyudan çıkarıldı, şöyle oldu ama en son ne oldu? Mısır'ın azizi oldu. Fakat ne yaptı Hazreti Yusuf Aleyhisselam? Teveffeni Müslümen ve elhikni bir salihin diyerek Cenab-ı Hakk'a duada bulundu. Dolayısıyla dünya maksudu bizzat olamaz. Sizin gibi âli himmetli olamaz diyor Üstad. Tatmin edemez. Dolayısıyla ahiretinizi düşünmek istiyorsanız, ahiretteki makamınızı, konumunuzu düşünmek istiyorsanız Kur'an'ın en mühim, en kat'i emirlerinden birisi olan namaz intisal etmiş şarttır diye bir gönderme yapıyor diye anlaşılıyor. Allah razı olsun. Fariz Hocam, burada Hazreti Üstad'ın bir basireti, bir feraseti, şimdiki ifadeyle bir öngörüsü var. Aynı zamanda bir kerameti de var. Yani ikinci, birinci meclisten sonra kullanan, 23'de kullanan ikinci mecliste katılmak isteyenler, hepsi teker teker seçiliyor. Yani bir ilden şimdi seçim gibi değil, tayin ediliyor. O tayin edilenler artık yeni kurulacak sistemin, cumhuriyet rejiminin ayak sesleri. Bunlar için Şerafettin Yalkaya gibi, yani müderrisler, sakalı sarı her şeyi bırakıyorlar. Sonra o laiklik içinde seküler bir hayatı, cumhuriyet inkılaplarını beraber yapıyorlar. Ya biz sizin emriniziz. Ne derseniz biz ona göre işte onun şeriatına onu şey uydururuz şeklinde. 1925'te hilafetin resmen kaldırılması. Üstad onlara bunu söylüyor. Yani gelecekte böyle şeyler olabilecek şeklinde onlara üstadın böyle çok ciddi bir ikazı, çok ciddi bir uyarısı ve çok ciddi bir aynı zamanda manevi tehdit gibi üstad bunu söylüyor. Yani tehdit kelimesi manevi olarak kullanıyor. Eğer siz sağlam tutmazsanız bu bir kısmı bunlar paşalar. Yani Yeni Dünya Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'na katılan paşalar. Askeri yetkililer. Onlara da siz de bakınız bu şehitlerin, gazilerin aynı zamanda şehidiniz. Kumandanıysınız, komutanlarıydınız. Onların diyor, onlarla ahirette beraber olmanızın şartı bu. Çünkü bu ikaz üstadın kendi hem alim olarak hem çağın aynı zamanda görevlisi olarak, müceddidi olarak söylemesi. Üstadın zaten aynı zamanda bir göreviydi. Ama maalesef üstadı bu ikazını tutmadılar. Zaten birinci meclisteki pek çok ulema şey yapıldı. Meclisten uzaklaştırıldı. Bunu da ben şuna arz ediyorum. Buradaki ikazlar sadece 1921'deki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir uyarı değil. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100 yıldır ve daha sonra 50 yıl, 100 yıl uygulaması gereken bir şeydir. Yani şimdiki milletvekillerine, cumhurbaşkanına, bakanlara aslında bunların bir şekilde ulaştırılması, gönderilmesi lazım ki bakın 100 sene önce yani 103 sene önce böyle ikazlar olmuş şeklinde bir vesileyle onlara onların maillerine veya neyse göndermekte fayda vardır. Yani buna geliyor. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. Rabian. Bu milleti İslam'ın cemaatleri çendan bir cemaat namazsız kalsa, fasık da olsa yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister. Halkı tarif ediyor. Halk kendisi namaz kılmasa bile yöneticilerini, idarecilerini namaz kılan, dindar, onları dindar görmek ister. Hatta umum şartta umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş. Acaba namaz kılıyor mu derler. Namaz kılarsa mutlak emniyet ederler. Kılmasa ne kadar muktedir de olsa nazarlarından müttehemdir. Yani suçlayabilirler. Bir zaman Beytüşşebab aşairinde isyan vardı. Ben gittim sordum. Sebep nedir? Dediler ki kaymakamımız namaz kılmıyor. Rakı içiyordu.
öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz? Bu sözü söyleyenler de namazsız hem de eşkıya idiler. Çok ilginç bir anekdotla Üstad Hazretleri bu din, yani idarecilerin, yöneticilerin dini hassasiyetlerini önünde tutmalarının onların başarıları açısından, toplumun değil mi, şeyi açısından, manevi disiplini açısından ne kadar önemli olduğunu burada dile getiriyor. Ben fazla konuşmayayım. Bir de arkadaşlar, Allah razı olsun, her biriniz bu konuda sohbete katılmak istiyorsunuz, kabul. Ama tekrara düşmeyelim. Muzaffer Akçay, aziz doktorum, buyurun. Öncelikle bütün abilerime hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Moğolistan'dan, Kazak Türklerinden, Altay Dağları'ndan, Atayurt'tan selamlar getirmişler diyelim. Selam, hoş geldiniz. Şimdi burada bizim Hayrat Vakfı kardeş kuruluşla bir 5 doktor arkadaş Moğolistan'a sinek kampanyasına gittik. Orada da çok güzel şeyler yaşadık. Orada doktor arkadaşlarımızla, yani Kazak Türklerinden doktor arkadaşlarla da beraberdik. Hocam dedi, biz dedi sizin yani sizlerle mesaiden sonra işte namaza gidiyoruz. Gerçi Kuzey Kore'den de doktorlar geliyor ama onlar içki içiyordu. Bir türlü onlara ısınamıyoruz. Ama sizlerle işte programdan sonra, sünnetlerden sonra cumaya gidiyoruz, namaza gidiyoruz. Ve hocam size karşı ayrı bir sıcaklığımız, ayrı bir muhabbetimiz var. Yani ben bunu daha sıcak, sımsıcak gördüm. Hakikaten alem İslam'da bu namaz. Hani ister ne olursak olalım fark etmez. Hepimiz nihayetinde kuluz. Zaten son namazımız da kul diye kılınacak. Dolayısıyla yani namazla buluştuğumuzdan emin olun, yani renkler bir kenara çekiliyor, ırklar bir kenara çekiliyor. Tamamen orada bir ne oluyor? O namazın bereketiyle bir kardeşlik, bir ünsiyet, bir böyle muhabbet ortaya çıkıyor. Ben bunu çok yani biliyorduk ama hani bunu 10 bin kilometrede yaşamak ve ondan sonra bakıyoruz, sonra telefonlarla dönüyorlar. Hocam diyor, sizler de gittiniz ama her an gelecek misiniz diye ağlayarak böyle insanlar bize geri dönüş yapıyorlar. Hakikaten namaz, Üstad Hazretleri başından itibaren bu namaz meselesi, namaz hakikaten Allah'ımızla olan bir muhabbetimizin hem kendimize, hem cihana, hem Rabbimize, hem bütün aleme bir ispat olduğu için muhabbetin en güzel ifadesi namaz. Üstad Hazretleri hayatında namaz çok önemli, biliyoruz zaten. Hakikaten ben bunu dünyanın dört bir yanında bu namazın öyle bir bereketli olduğuna inanıyorum ki inşallah bizler de birazcık namaz konusunda üstadım bu, şunu da söyleyeyim. Bu ifadeler halen daha gündeliğini koruyor çünkü camilerimiz halen daha boş. Yani bunu Mebu sana söylemiş ama işte biz de bunu kendimiz anlamamız lazım. Onun için bazen eşime diyorum ki, ya diyorum, beni namaza kovar mısın? Camiye kovar mısın? Yani camilerimizi doldurmamız gerekir. Yani ben tembelin birisiyim diyorum eşime. Beni kov diyor mezar okurken. Namaza kov. Yani beni camiye gönder. Çünkü yani cami, namaz o kadar önemli ki. Bizim alemin, İslam'ın şu anki sıkıntısı bu. Namaz meselesi. Yani biz bunu kendimize olarak, bu mektubu üstadı, bu ultimatomunu önce almamız lazım. Yani önce kendimizden başlayarak, zaten kendimiz alırsak mesele hal olacak. Yani mebuslar gittiler. Onlar Allah'la olan muhabbetini yaşıyorlar öbür alemde. Ama ya biz bu aktüel meseleyi bence kendimizden başlayarak bu ultimatomu kendimize vererek devam edeceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Aslında bu ummadenin onu da evvela nefsi azizimize hitap ediyor. Ondan sonra başkalarına almamız lazım. Doğru dediniz. Güzel bir noktayı hatırlattınız. Teşekkür ederiz. Muhammed Gül Hocam, sizin ilave edeceğiniz bir husus olur mu? Şöyle, burada Rabia'nda Üstad mevcut sosyolojiyi dikkate sunuyor. Diyor ki siz bu toplumu yöneteceksiniz. Bakın, İslam coğrafyasında, İslami atmosferdeki insanlar zihnen İslamiyet'ten ayrılabilirler. Ama vicdanları hep İslam'a taraftardır. Hani başka yerde de diyor. Onun için siz böyle yönetim açısından bile rahat etmek, başarılı olmak istiyorsanız bu sosyolojiye dikkat etmeniz lazım. Bakın eşkıyası bile başındakini dindar görmek istiyor. Bu bir sosyolojik vaka. Bu bugün de geçerli. Hatırlarsanız 5-10 sene önce şartta kaçak elektrik bir türlü baş edilemiyordu. Van'daydı galiba. Vali müftüyle görüşüyor. Diyor ki bu kaçak elektrikle ısıtılan suyla gusül alınır mı? Şüpheli falan deyince bir açıklama yaptı. %80 kaçak elektrik kullanımını engelledi. Yani bu sosyoloji böyle. Yönettiğiniz coğrafyaya dünya açısından bile baksanız hakim olmanız lazım. Dinlemişsinizdir. Rahmi abinin de aynen üstadın bu tecrübesi gibi bir şeyi vardır. Eşkıyalar Van'da çalışıyorken Rahmi Erdem abi bir ara yollarını kesmişler bir grup arkadaşıyla beraber. Bunları don gömlek soymuşlar. İki tanesinin Rahmi abi dahil şeriat donu dediğimiz dizden aşağıya uzanan donu görünce eşkıya başına bağırıyor mu? Burada iki tane Müslüman var diye. Bu Müslümanlara dokunma diye. Şimdi adamın
En basit bir alametten bile hemen depreşiyor ve ya bunlar Müslüman, bunları niye soyuyoruz, onlara dokunma diye. Sırf dizden aşağıya şortunu görünce hemen oraya intikal ediyor. Yani bu sosyoloji muhatap birinci derecede idareciler olduğu için bugün de böyle. Az önceki meselede de işte bakın gazilere, şehitlere burada kumandan oldunuz. Orada onların uşağı olacaksınız. Belki yanına yanaşamayacaksınız. Yakışır mı size derken az önce söylediniz. Bugün hep şikayet ettiğimiz ya birazcık makamı yükselen masa kasa Nisa üçgeninde boğuluyor. İşte boğulmayın. Dünyayı deniyeye kaptırmayın kendinizi. Bu ümmete doğru hizmet edin diye. Aynen günümüzde de münasip şekillerde bunları bütün idarecilerimize yetiştirerek ulaştırmamız lazım. Onları bu manada hakikaten dünya ahiret faydalarına olacak bir şeye, ehliyete kavuşturma noktasında bunlar çok temel prensipler. Bediüzzaman konuşuyor. Muhatap da bütün yöneticiler, yani aile reisleri dahil herkes için bir hissesi var bu tavsiyelerin. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İlyas Hocam buyurun. Allah razı olsun Halis abi. Şimdi şu dikkatimi çekti burada. Bir millet İslam'ın cemaat ve çendan bir cemaat namazsız kalsa bir fasit de olsa diyerek namazsızlık ile fısk arasındaki itibata dikkat çekiyor diye hissettim. Şimdi normalde namaz kılmayan bir insanın hükmüyle ilgili fıkıh kitaplarındaki yaklaşımlar çok ağır ve üstad bunlara hiç yer vermiyor. Burada da yer vermiyor. Zaten burada Nebuslar'a konuşuyor. Başka yerlerde de yer vermiyor. Ama kitaplarda yazan işte bir insan namaz kılmıyorsa bakılır. Hükmünü inkar ediyorsa şöyle olur. Hükmünü inkar etmiyor da tembellikten dolayı, tekasülden dolayı kılmıyorsa şöyle olur diye izahlar var. Üstad burada ilk cümlede benim dikkatimi çeken cemaat namazsız kalsa, fasık olsa diye küçük bir namazsızlık ve fısk arasındaki ilişkiye hafif bir gönderme yapıp Muhammed abinin dediği gibi toplum realitesine, toplum sosyolojisine intikal ediyor. Bu toplum böyle bir toplumdur. Dolayısıyla kendileri eşkıya bile olsa, namazsız bile olsalar başlarındakini itaatkar, namazı görmek isterler diye işi orasından alıyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Abdurrahman Tarhan kardeşimiz buyurun. Selamünaleyküm abi, hayırlı dersler. Aleykümselam, hayırlı dersler, buyurun. Abi, dikkat ederseniz Faris abi, genel manada Risale-i Nur'da neresinden başlarsanız başlayın, gene ağırlıklı sözlerden hep konu namaza odaklanır. Bir konuyu anlatır, en sonunda üstü hazretleri getirip hep namaza odaklanıyor. Bunu baktığımız zaman mesela birinci abi hiç dikkat ediyor mudunuz abi? Ders yaparken ruhu şad olsun hep namaz üzerinde ders yapardı. Efendim neden üstü hazretleri bu kadar namaz konusunda bile Risale-i Nur'da bunları şey yapınca İmam-ı Gazali Hazretleri aklıma geliyor. Onun da bile 9 yerde bildiğim kadarıyla bile peş peşe hadis-i şerifleri şey yaptım, orada okudu bile. Diyor ki namazın terki karanlıktır. Karanlığı yolu küfürdür. Yani bunu gerçek manada bizim toplumumuzda namazla ilgili bu gerçekliği yani anlatılmadığına kanaatindeyim. Bunu hafife alıyorlar. Çünkü neden? Cuma günleri gençlerimiz camileri dolduruyorlar. Ya bu namaz tek cuma günde mi mazursun? Neden diğer vakitlere ehemmiyet verilmediğini bizim toplumumuz fazla ağır konuşma yapmak istemiyorum. Yani alimlerimiz ciddi manada bu namazı gerçekliğini anlatmaları gerekiyor. Evet, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hürmet ediyorum. Evet, 4. okumuştuk. 5. Hamisen. Enbiyanın ekseri şarkta ve hükemanın alebi garpta gelmesi kaderi ezelinin bir remzidir ki şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir. Akıl ve felsefe değil. Şarkı intibaha getirdiniz. Fıtratına muvafık bir ceryan veriniz. Yoksa sayeniz ya hebaen gider veya muvakkat sathi kalır. Evet. Yahu ne derin evet. Şeyler var burada, analizler var. Hakikaten var. Allah rahmet eylesin. Üstad Hazretleri çok büyük bir insanmış ya. Çok. Bunları okuyunca insan görüyor ya. Ne önemli hususları dile getir. Mustafa abi buyurun. Kusura bakmayın, dayanamadım ya. Estağfurullah. Allah razı olsun. Aynı şeyi teyiden söyleyecektim. Birincisinde salat diye adını koydu bir kere. İtibar edilmesi gereken değerin, uyulması gereken vecibenin o olduğunu. Dikkat ederseniz bu birden ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci el alıncaya kadar Muhammed Hocam'ın dediği gibi sosyolojiyi dikkate alan, dinin hayattaki yerini ve önceliğini dikkate alan bir tam manzara tasvir ediyor usta. Orada yani dinin hiçbir şekilde istisna edilemeyeceğini, bu toplumda öyle sarsılmaz ve sökülmez bir yeri olduğu düşüncesini muhataplarını da ihtar ediyor.
Hatta derler ki Mustafa Kemal Bey'le zafer kazanıldıktan sonra bir an için kendisi Ali formayı düşünmüş. Saltanatı kaldırdıktan sonra 1922'de saltanatın yerine yani kendi iktidar olduktan sonra hilafeti de kendi şahsını almak noktasında bir düşüncenin içine girmiş. Ama orada Lozan görüşmeleri devam ederken araya cinliler giriyor herhalde. İnönü geliyor tren istasyonunda beraber görüşüyorlar ve o görüşmelerin çıkmaza girdiği yerde bu kanaat değişiyor ve rahmetli Necip Fazıl'ın Risale-i Nur'da Üstad'ın aldığı ifadesiyle din öldürülecektir noktasında yeni bir köklü stratejik değişiklik yapılıyor. Ondan sonra 1924'te hilafeti de yani kendince etkisiz hale getirecekleri, bugün hala meclisin şahsı manevisinde mündemic olduğu ifade eden bir düzenleme yapılıyor. O bakımdan bu ifadeleri o toplum sosyolojisi açısından görmek lazım ve Üstad'ın o kurumu muhafaza etmek noktasındaki ısrarını da dikkat etmek lazım. Onun eksikliğini bugün İslam dünyası hala çekiyor ve o eksiklik olduğu sürece de hala çekilecek. Onun için dediğiniz gibi hakikaten ne kadar hayranlık duysak 100 yıllık bir metindeki bugünün ihtiyacını bile seslendiren bir muhteva var burada. Bu açıdan baktığımız zaman bu metin hala yaşayan bir metin. Gereği yapılmadığı takdirde de yaşamaya devam edecek olan bir metin. Antik bir metin üzerinde değiliz. Evet, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hocam, Barış Hocam. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Nerede olduğunu tam hatırlamıyorum. Risale-i Nur'un hilafeti manevi olarak terefi ettiğine dair bir beyan var. Şimdi tam yerini hatırlamıyorum ama yani Risale-i Nur her ne kadar maddi olarak hilafet şu anda şey değil, aktif değil ama Risale-i Nur bunu üstlenmiş, üstüne almış ve Risale-i Nur elhamdülillah hilafeti manevi yönünü götürüyor manevi olarak. Yani milletin seçtiği meclisin şahsında mündemic olması itibariyle o meclisin bu kavrama duyduğu saygı ve hürmet devam ettiği müddetçe o kavramdaki mana devam edecektir. Bunu temsil noktasında dediğiniz gibi hakikaten biraz da risalelerde işaret ima da var gibi bu noktaya. Hilafeti derifte ettiği noktasında. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Şöyle bir ifade buldum. Tarihçi hayatta Risale-i Nur şahsı manevisinin gayet ehemmiyetli ve kutsi vazifesine ve hilafet-i nübüvvetin de gayet ulvi vazifelerinden bir vazifesi benim adıma benim adi şahsımda üstadın noktasından bir cilvesini gördüğünden bana o hilafet-i maneviyenin bir mazhar nazarıyla bakmak istiyor. Yani böyle ifadeler var. Ama abi daha ne desin ya? Tabii evet. Hepsi var. Şimdi burada bu 5. maddede üstadın dile getirdiği hususlarla biraz vurgu yapmakta fayda var. İlyas hocamın, Muhammed hocamın ben katkılarını istiyorum. Enbiyanın ekseri şarkta ve hükemanın alebi gatta gelmesi kaderi ezelinin bir remzidir ki şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir. Akıl ve felsefe değildir. Şarkı intibaha getirdiniz. Fıtratına muvafık bir ceryan verdiniz. Veriniz. Şarkı intibaha getirdiniz. Fıtratına muvafık uygun bir ceryan veriniz. Yoksa sayeniz ya hebaen gider veya muvakkat sathi kalır. Faris abi ben bir kısa giriş yapayım. Mamat hocam toparlar. Ne de tasnide. Yani 4 dakika zamanımız var. Paylaşmış değil ki. Çok kısaca hemen şu tamam. Hocam burada benim anladığım. Yani fıtrat deyince önce biz insanı anlıyoruz. Evet insanın fıtratı var. Deminki maddede geçti. Toplumların da fıtratı var. Fakat burada üstad başka bir fıtrattan daha bahsediyor. Bana çok anlamlı, hakikatli geldi. Coğrafyaların da fıtratı var. Ne dedi? Şarkı intibaha getirdiniz, fıtratına muvafık bir cereyan veriniz. Demek ki şarkın, şark olarak, coğrafyanın coğrafya olarak da fıtratı var. Garbın garb olarak da fıtratı var. Neyle? Çok ince, çok dikkatli bir kader okuması yapıyor burada usta. Onun için ilk cümle çok dikkat çekici. Enbiyanın ekseri şarkta, hükümanın ağrı ve gafta gelmesi kader ilahine remzidir. Kader böyle bir tecelli içerisinde, böyle bir tecellide bulunmuş. İşte üstadın ifa o hadiste geçiyor. 124 bin peygamber gelmiştir diyor bir hadiste. Müsned'de geçer. Şimdi 124 bin peygamber nerede gelmiş? Büyük çoğunluğu şarkta gelmiş. Bu topraklarda. Bu topraklarda gelmiş. Peki kader bununla ne demek istiyor? Buradaki remiz çok ilginç. Sarahat değil. İşaret değil. İma da değil. İma ile işaret arasında. Remiz orada ya benim anladığım. Dolayısıyla kaderin böyle bir tecellisinin remzi bir beyanı var. Neymiş o? Şarkı ayağa kaldıracak. İhya edecek dindir ve kattir. Akıl ve felsefe değildir diyor. Dolayısıyla
madem böyle bir hakikat var, kaderin böyle bir remzi, böyle bir dikkat çektiği hakikat var, öyleyse toplumun fıtratına, şarkın fıtratına, yani özelliğine, dokusuna, yaratılış özelliğine uygun bir cereyan veriniz. Yoksa bütün çalışmanız boşa gider. Bu veya muvakkat ve satiye kalır. Zahiren bir muvaffakiyet elde etseniz bile kurtuluşla alakalı toplumu manen helakete itersiniz gibi çok ince göndermeler olan bir metin. Manat Hocam daha bir açıklar. Allah razı olsun. Burada hakikaten iç içe üç mesele var. Birisi tabii Kur'an-ı manada meselelere bütün tarih perspektifinden baktığımızda ve kıyamete kadar ki gidişi düşündüğümüzde müthiş projeksiyon çıkıyor karşımıza. Üstad bunu ebnai mazi, ebnai müstakbel diye muhakematta uzun uzun karşılaştırır. Mazide hissiyat hakimdi, kuvvet hakimdi. İşte kimin kılıcı keskinse, kalbi kasiyse o hakim olurdu. İşte istikbalde onun yerine akıl, ilim gibi çok geniş mukayeseler yapar. Şimdi bu kader ilahinin bir tecellisi. Bütün peygamberler şartta gelmiş. Din hissiyata, kalbe, vicdana esas itibariyle sirayet eden bir şey. Ama insan da yapısı gereği aklıyla kendine yeni bir dünya kurmak istiyor. Felsefe de batıda neşvi nema bulmuş. Şimdi tabii bizimkilerin bir Emeviler zamanında da kısmen görülen felsefenin tasallutu meselesi. Cumhuriyet döneminde de ciddi manada bizim temel kitaplar yasaklanırken dini meseleler felsefe kaynakları devlet eliyle milli eğitimin tercüme furyası var biliyorsunuz. Ve bütün zihnimize onlar ikame edilip boca ediliyor. Üstad o sırada idarecilere diyor ki bakın burada bir temel paradigma var. Bu modeli dikkate alın. Kader diyor ki bundan önceki maddede sadece bizim şark kısmı birinci plandaydı. Şimdi artık şark gart dediğinde dünyanın doğusu da batısı olarak şeyi daha açtı. Dünya ölçeğinde işte Asya insanı, Akdeniz insanı duygusaldır, Batı insanı işte soğuk iklim şöyledir, muhakeme gibi ayrımları hep okuruz. Biri felsefe, birisi din. Fakat zamanın akışı içerisinde de Kur'an fıtrat dini olduğu için İslam hep akla davet etti. Ama hala dinin hakim olduğu, hissiyatın hakim olduğu coğrafyalarda Kur'an hakkıyla anlaşılmadı. Ama Üstad diyor ki istikbalde Kur'an hükmedecek çünkü her hükmünü akla tasdik ettiriyor. Dolayısıyla bu aramızda tabipler de var. Bunu da bu şekilde düşünmekte fayda var. İnsanın beyni de dünyanın ve insanlığın küçük bir numunesi olduğu için Cenab-ı Hak bir tarafa duyguyu, inancı, bir tarafa mantığı vermiş. Ve iki lobu, beynin iki lobunu dengeli kullananlar en verimli sonuç alıyor. Sırf duygusal olanlar aynen işte kandırılan Asya insanları gibi, Doğu gibi. Sırf şeyi kullananda kuru mantık, hissiyattan mahrum kalıyor. Hem sağ lobu hem sol lobu beraberce kullanabilenler en dengeli. Dünyanın da doğusuyla batısı iki lob gibi. İşte ahirette Kur'an'ın dönüşümü sağlamaya çalıştığı, tefekkür edin, düşünün deyip ilme davet ettiği. Üstadın da biz ehli haliz ama namzed-i istikbaliz. Tasvir-i müdda bizi işba etmiyor. Biz ebnai mazi değiliz. Artık batıyla bu akılla dünyanın sonunda bir birleşme olacak. Dolayısıyla hükümlerini akla tasdik ettiren Kur'an hükmedecek diyerek üstad bize bir yol da gösteriyor. Dolayısıyla buradaki şey siz şarkı, garbı bu manada okumayıp dur şu batı felsefesini buraya boca edelim. Küçük Asya olan Anadolu'yu bu kafayla mı ihya edeceksiniz? Şarkı intibar getirdiniz milli duygularıyla. Bir muzafferiyet oldu. Bunu fıtratına muvafık bir cereyan vererek devam ettirin. Dalga dalga bütün Asya'yı eskiden olduğu gibi yine haşmetle kendinize bağlayın. Evet. Çünkü şunu da söyleyeyim, hilafet mevzu oldu. Hakikaten hilafet kalkmadan Lozan'ın İngiltere Meclisi onaylamıyor. Hilafetin kaldırılmasını bekliyor. Biz hemen 23'te onaylıyoruz, onlar 24'ün bilmem neyine kadar bekliyor. Bir İngiliz Büyükelçisi'nin bizim Jön Türklere bir şeyi var, hatıralarına geçer. Bu kadar inkılap yaptık işte istediğinizi yapıyoruz ediyoruz deyince İngiliz Büyükelçi büyük bir serzenişte bulunuyor. Diyor ki ya bir halt ettiğinizi sanıyorsunuz ya. İşte koskoca Hindistan, dünyanın harcamasını, yatırımını yaptık. Çuval çuval kırmızı altınlar harcıyoruz. Hiçbir şey esirgemiyoruz. Bir bayramda halifenin selamı şahanesini duyuruyorlar. Hayda bizim masraflar güme gidiyor. Şimdi bugün İslam alemi başı kesilmiş bir varlık gibi. Yani şimdi şeklen bile bir halife olsa Gazze'ye gitmek cihattır diye cihat fetvası gibi bir şeyi en zayıf halinde bile ilan et. Ve insanlar kafile kafile halifenden bir şehit olacağız diye yola çıksa oradakiler altına yapar. Ama baş yok. Organizasyon yok. Bir geçiş süreci. İşte burada da büyük yanlış yapmadan inşallah bu üstadın söylediği heyet ulema halifeliğin de bir şahsı manevi olarak evet. Mesul etmesine
kadar bu sıkıntıyı çekeceğiz. Çünkü baş yok. Şakbülasa burada üstad hep dikkat çekmiş. Riayet etmemişiz. Onun için üstad bu meseleleri adım adım söylediği halde sonradan gelenler ha biz demek ki bunun aksini yaparak en büyük şeyi elde ederiz tahripte başarıyı diye tam tersini harfiyen uygulamışlar. İngiliz aklı tabii. Kur'an'ı elinden alacağız diye ta üstadın gençliğinde işte duyduğu şey proje adım adım kulaklarına fısıldan ondan sonra hemen halifelik kaldırılıyor ve İslam alemi bitiyor. Hala da onun sıkıntısını çekiyoruz. Herkes kendi grubunun, kendi şeyhinin, kendi abisinin ötesinde İttihad İslam manasında bir adım, bir fikir maalesef geliştiremiyor ama gittikçe iş o manaya doğru, üstadın işaret ettiği noktaya doğru gidiyor. Ümit varız. Müsaade inşallah. Abi burada affedersin, bir noktayı temas etmekte ihtiyaç var. Şarkı ayağa kaldırarak din kaldıracak din ve kalptir. Akıl ve felsefe değil. Bu çok ciddi bir gerçeği dile getiriyor. Avrupa'daki kilise taassubu aklı iptal ettiği için onların kurtuluşu ancak akla dönmekle mümkündür. Bizim İslam için öyle bir tahdit yok. Akla alabildiğine kapıyı açmış, herkesi özgürce çalışmaya, hayata, intibaka teşvik ediyor. Aklı olmayanın dini olmaz diyor. O sorunu Batı yaşıyor. Akıl ve felsefe Batı için bir sığınak olmuş. Ve hakikaten kiliseyi bir tarafa koyabildikleri için bugünkü ilerlemeyi sağlayabilmişler. Oradaki bu farkı dikkate çekmiş olması üstadım çok önemli. Batı ile Doğu arasındaki şarkı ayağa kaldıracak dindir, Batı ayağa kaldıracak akıl olabilir. Evet. Yani din demek aklı inkar etmek değil, bilakis aklı rehber almayı gerektiren bir şeydir. O farkı, o sosyolojik farkı burada dikkate almak lazım. Evet Mustafa abi, teşekkür ederiz. Aslında söylenecek çok şey var. Evet. Ama bu söylediklerimizin hepsini Risale-i Nur'da yapmış üstad. Akıl ve kalp birlikteliği. Evet, evet. Yani birisini alıp gitmemiş, birisini dışarıda bırakmamış, onları birbiriyle birleştirerek bir sunum yapmış. Yani ne demek istediğini aslında Risale-i Nur eserleriyle ortaya koymuş. Burada bırakalım. Söylenecek çok söz var. Evet. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.